Herkese merhaba dostlar. Bugün yeni bir ürünle beraberiz. K-Tools'un Nostalgy Turntable, yani pickup, eski deyimiyle pickup'ıyla beraberiz. Bunu nostalji severler ya da pickup severler, plak dinlemekten hoşlananlar için burada açıp sizler için sergilemek istiyoruz. Görsel olarak görmek istiyoruz. Çünkü aşağı yukarı internet üzerinde satılan bütün her şey, yani şöyle düşünün, Çin'de aynı fabrikadan çıkıyor bunların hepsi, ama işte K-Tools alıyor, işte Ahmet alıyor, Mehmet alıyor, bir ismini Nostalji koyuyor, diğeri Mostalji koyuyor, ama satılıyor, ama temeli çoğunun aynı. Bunun işte şarjda olan modelleri var, farklı ufak tefek değişiklikler olan modelleri var, ama genelde temel olarak hepsinin aynı olduğunu söyleyebiliriz. Oradan da size biraz ışık tutsun. Hemen şöyle yaklaştırdığımız zaman burada bazı işte Bluetooth özelliklerinin olduğunu, işte AUX özelliklerinin olduğunu, çalma hızı kontrolünün olduğunu, RCA çıkışı olduğunu ve ekstra hoparlör ya da amfiye bağlayabilirsiniz, kulaklık girişi olduğunu ve dahili stereo hoparlörlere sahip olduğunu gösteriyor. Çanta dizaynında olduğu için de kolayca taşınabilir olduğunu söylüyor sevgili dostlar. Bunun dışında ekstra bir şey yazıyor mu diye bakıyoruz. Özellikle belirtilen bir durum var mı? Hayır, yok. O zaman kutu açılışımıza geçelim sevgili dostlar. Evet, plak ayrı bir zevktir. Hiç bozulmadan müziği dinlemek isteyenler için, hatta CD kalitesinden, yani plak severler bilir, CD kalitesinden bile iyidir aslında. Tabii plağınıza bağlı, yani çaldığınız plağa da bağlı bu, ama çok kaliteli bir müzik dinlemek isteyenler plak dinlerler, CD dinlerler tabii. Ama tabii track, yani hiç oynanmamış olanı dinlerler. Biz mavi olan ürünü zaten hep beraber göreceğiz. Tercih ettik. Yani şuradan içinden neler çıkıyor bir bakalım sevgili dostlar. Tabii ki bir kullanma kılavuzumuz çıkıyor. Bir adaptöre sahip. Adaptörümüzü de açalım sevgili dostlar. Evet. Buradan güzel bir tarafı da var. USB adaptör. Görüyorsunuz. Hani kablosu bozulursa falan ya da başka bir USB kaynağı üstünden bunu çalıştırabilme olanağına sahip oluyorsunuz. İşte bu da şöyle değerlerine bakalım. 5 volt 1000 miliamper gibi bir güce sahip olduğunu da söylüyor. Yani herhangi bir bu güce sahip olan bir şeyle bu ürünü çalıştırabilme şansına sahipsiniz. Onu da zaten USB olarak yapmışlar. O çok büyük bir avantaj. USB A olması sevgili dostlar. Hemen burada bir kullanma kılavuzu var. Göz atmaya başlayalım. Burada neyi nasıl yapacağınızı, nasıl çalıştıracağınızı, neyin ne işe yaradığını gayet güzel bir şekilde anlatmış. Biz de göreceğiz zaten. Burada tabi İngilizce bölümü de var bunun. Burada şöylece hızlıcana göz attıktan sonra bunu da kenara koyuyoruz ve şuradan ürünümüzü çıkarmaya başlayalım sevgili dostlar. Evet, içine bakıyoruz. Başka ekstra hiçbir şey görünmüyor. Bu kutumuzu da kenara ayırıyoruz. Ve hemen şuradan ürünümüze açmaya başlıyoruz sevgili dostlar. Evet, bu köpüklerimizi de çıkardıktan sonra sıra geldi esas ana ünitemizi açmaya. Böyle hoş bir renk tercih ettik. Renk tercihleri size bağlı. Gerçekten çok farklı farklı renkleri var. Ama dediğim gibi bu sizin tercihiniz olacaktır. Böyle bu çok tatlı bir renk. Şeker bir renk geldi bize. O yüzden de böyle bir tercihte bulunduk. Evet, şöyle hemen açalım. Çok sarsmadan. Evet sevgili dostlar, sarsmadan, ama kamerayı da sarsmasaydık iyiydi tabii. Burayı da ekstra olarak naylonlamış olmaları güzel bir şey gördüğünüz gibi. Evet sevgili dostlar, burada
Gördüğünüz gibi bir iğnemiz var. İğnemize tabii çok dikkat etmemiz gerekiyor. Pardon, yedeğimiz varmış. Burada iğnelerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Şuradan bağlamışlar. Bunu taşırken tabii eski pikaplar, tabii bizde de çok eskiden bir pikabımız vardı. Bir dual, bir de Philips'in vardı o zamanlar. Şurada şöyle yaklaştırayım sizler için. Şöyle iğnesi, burada bir kilit kolu. Bakın şurası. Bunu kilitlemek için, taşırken sıkıntı yaratmaması için. Şurada kaldırıp indireceğiniz bir kol. Burada power, Bluetooth açışı, BT ve power. Yine buradan power bir şekilde açabiliyorsunuz. Şöyle açabiliyorsunuz sevgili dostlar. Burada kulaklık bağlantınız söz konusu. Evet. Şöyle kapatalım. Şöyle kilitledikten sonra bir arka tarafına da bakalım. Bu ön tarafta hoparlörleri görebiliyoruz sevgili dostlar. Tabii ki büyük bir güç beklemeyin. Eğer bir amfiniz ve takımınız varsa, hoparlör takımınız varsa bunu bağlayabilirsiniz. Yani şöyle çevirelim sevgili dostlar ve arka taraftaki girişlerimize göz atalım. Evet. Burada elektrik bağlantımız ve RCA bağlantılarımız var ve AUX IN var. Yani bunun hoparlörlerini siz harici olarak da kullanabiliyorsunuz. Yani telefonunuza, MP3 çalarınıza bağlayabilirsiniz. Şöyle de çok kolaycana taşınıyor sevgili dostlar. İstediğiniz her yere de götürebilme şansına sahip oluyorsunuz. Evet, şöyle yapalım. Evet, şöyle yakından yine göstereceğim size. Şurada gördüğünüz işte hız ayarları ve kaçlık plak kullanacaksanız oraya ayarlıyorsunuz. Şu bölümde gördüğünüz parçada ortası delik plaklar vardı eskiden. Belki bilirsiniz, kullananlar bilirler. Ortası delik plaklar için şu bölüme takarsınız. Ondan sonra plağı onun üstüne takarsınız. O boşluğu almak için bir parçadır o. Turntable'ımız da temel olarak yakışıklı görünüyor. Tabii ki bunu şeyle karıştırmayın sevgili dostlar. Yani çok pahalı, böyle inanılmaz uçuk kaçık cihazlarla falan. Bir Sony ile Moni ile. Hayır, bu size evdeki plaklarınızı dinleyebileceğiniz, hoparlörlerinize bağlayıp daha keyifli anlar yaşatacak ürünlerden biri. Hadi bir çalıştırıp görelim sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, elektriğimizi de bir yerden sağladıktan sonra burada görüyorsunuz. Size bahsettiğim gibi Bluetooth'u buradan açıp kapayabiliyorsunuz. Bir klasik görünsün diye tuşu şu şekilde yapmışlar. Aslında hoş olmuş. Tamamen açıp kapamanızı buradan yapabiliyorsunuz. Şimdi bunu nasıl test edeceğiz sevgili dostlar? Elbette ki burada gördüğünüz bir başka bir klasik olan Edith Piaf plağıyla test edeceğiz. The very best of Edith Piaf. Eski insanlar bilirler. Bilmiyorum ne kadar zevk alırsınız ama testimizi bir Edith Piaf plağıyla yapmaya başlıyoruz sevgili dostlar. Hemen şuradan yerleştirelim. Evet. Evet sevgili dostlar, ürünümüzü çalıştıracağız. Evet sevgili dostlar, bu ürünümüzün de çalışma prensibini hemen şöyle şuradan kaldırıyoruz. Şöyle getirdiğimiz zaman hemen dönmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Ve tekrar tabii ki telif yememek için hemen kaldırıyoruz. Evet. Ürünümüz bu şekilde çalışıyor sevgili dostlar. Çalışmasını da görmüş olduktan sonra bu ürünle ilgili sizlere daha fazla bir şey söyleyecek bir şeyimiz kalmadı. Kulaklık girişimizi de buradan görüyoruz zaten.
Bluetooth'la da bağlanıp kullanabilme şansınız var. Hoparlörlerini Bluetooth hoparlör olarak da kullanabiliyorsunuz sevgili dostlar. Evet, Nostalji pick-up'ımızın tanıtımını burada sona erdiriyoruz. Her zaman olduğu gibi bizi beğenmeyi, abone olmayı, abone ol butonunun yanındaki çanı tıklamayı unutmayınız. Başka bir üründe görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Hepinize sağlıklı, güzel günler diliyorum.